Güneşin yaşıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak jeolojik katmanlar dünyanın 4.6 milyarlık bir geçmişi olduğunu gösterdiğine göre Güneşin bundan daha yaşlı olduğu kesindir. Genel kabule ulaşmış bilimsel bir görüşe göre Güneşin oluşması bir başka yıldızın patlaması sonucu gaz bulutlarının sıkışarak ısınıp içe doğru yoğunlaşmasıyla meydana gelen nebulanın merkezde güneş olmak üzere çevresinde gezegenler oluşturarak güneş sistemimizi oluşturduğu yönündedir. Bütün bu oluşumların sonunda da dünyamız ortaya çıkmıştır. Şimdi son derece gelişmiş teleskoplar aracılığıyla güneşin dünyamızdan nasıl göründüğüne bir bakalım. Bu güneşin bir kesitidir. Güneşin çapı 700 bin kilometre, kütlesi ise dünyamızın 300 bin katıdır. Şimdi güneşin katmanlarından geçerek içine doğru sanal bir gezintiye çıkıyoruz. Yolumuz ilk olarak ışık küreden geçiyor. Burada sıcaklık 5 milyon derecedir. Işık kürenin kalınlığı sadece 300 kilometre kadardır. Zor olan kısım ikinci katman olan kromosferdir. Burası patlamaların olduğu bölgedir. Bunları manyetik depremlere benzetebiliriz. Şimdi çok daha sıcak ve yoğun olan bir bölgeye giriyoruz. Plazma burada yükselen ve alçalan akımlarla dolu. Ve çok büyük bir yoğunluk var. Burada sıcaklık giderek artıyor. Radyasyon bölgesine girdik. Bu arada büyük bir hızla çekirdeğe doğru ilerliyoruz. Bu bölgede son derece büyük termonükleer patlamalar oluyor sıcaklık 15 milyon dereceye yükseliyor. Sanırız dönme zamanı geldi. Teleskopumuzu dünyadan çıplak gözle bakamadığımız güneşin özek bölgesine odaklayalım. Şimdi güneş kayboluyor ve biz sadece özek noktayı görüyoruz. Güneş 5 milyon yıldan fazla bir süredir parlıyor. Ama onun yakıtı olan hidrojen de tükenmez değil. Peki sonu ne olacak derseniz, güneş büyüyerek rengi daha koyulaşacak ve son derece sıcak bir plazma haline alacak büyümesi giderek gezegenleri içine alacak şekilde kontrolsüz bir hale alacak önce merkür venüs sonra da dünyamız elbette bu muazzam yoğunluğun içine girecek şehirler okyanuslar dağlar 5000 derecelik bu cehennemi etkinin altında kalacak ama meraklanmayın buna daha 4-5 milyar yıl var uzay bilimi o zamana kadar nasıl olsa bunun önlemini alacaktır ama bizler de dünyamıza, atmosfere ve galaksimize zarar vermeyerek bilim adamlarına daha şimdiden yardımcı olmalıyız. Samanyolu galaksisi devamlı olarak dönen bir kütledir. Güneş ve yıldızlar da galaksinin merkezi etrafında devamlı bir dönüş halindedir. Güneşteki lekeler bu dönüşü kanıtlar. Bu lekeler Güneş'in üzerindeki göreceli olarak daha az sıcak bölgelerdir. Buralarda sıcaklık 4500 dereceye düşer. Lekeler 11 yıllık aralıklarla kutuplardan çıkıp ekvatora doğru hareket ederler ve orada toplandıktan sonra yeniden kutuptaki yerlerine dönerler. Güneş sistemimiz 9 gezegen, uyduları, trilyonlarca yıldız, asteroidler, gaz ve tozlardan oluşmuştur. Gezegenler Güneş'in etrafında milyonlarca yıldır dönerken her biri bir diğerinden farklı özelliklere sahip olmuştur. Şimdi bu gezegenleri ve özelliklerini görelim. Merkür sadece 4800 kilometre çapında Güneş'e en yakın gezegendir. Aşırı sıcaktan buharlaşan hafif elemanlar geriye sadece kayalardan ve madenlerden oluşan dünyanın dörtte biri kadar bir gezegen bırakıyor. Atmosfer ve erozyon olmayan bir ortamda kendisine çarpan meteor parçalarının izini sonsuza dek koruyacak bir gezegen. Gündüzleri kurşunun eridiği 400 derecelik bir sıcaklık geceleri her şeyi cam gibi yapan bir soğukta hayat olması ihtimali çok zayıf. Bir zamanlar dünyamızın ikizi sanılan Venüs'ün çapı 12 bin kilometre. Venüs'ün bulutları dünyamızın bulutları görünümünde. Ne var ki bunlar son derece yoğun. Üstelik karbondioksit ve çürütücü bir asitten oluşmuşlar. Atmosfer basıncı dünyamızın 90 katı. Bulutların üstü donuyor ama yarattıkları sera etkisiyle altına hapsedilen güneşin etkisi gezegeni dengesiz bir cehennem haline sokmuş. Venüs'te geceler bile kavurucu bir sıcak altında. Venüs kendi etrafında çok yavaş döndüğü için Venüs'ün bir günü bizim 244 günümüze eşittir. Yoğun atmosferde şimşekler çakar ama hiç yağmur yağmaz. Çünkü Venüs'te su sadece %0.005 oranında ve yüzeyi donmuş lavlarla kaplı. Venüs'teki bulutların karanlığı gezegeni dışarıdan görünmez yapmakla beraber, NASA çok ilginç bir çalışma yaparak radarla Venüs'ün üstündeki engebeleri tespit etmiş ve bundan hareketle bir bilgisayar animasyonu yaratmıştır. Şimdi bunu seyrediyoruz. Venüs'ü geçer geçmez, güneş ışınlarını Venüs'ten 8 dakika önce alan bir başka gezegen ve uydusu çıkıyor karşımıza. Dünyamız ve Ay. 3478 kilometre çapındaki Ay, dünyamızdan 384 bin kilometre uzaklıktadır. Dünyamızı bir basketbol topu büyüklüğünde alırsak, Ay sadece bir tenis topu büyüklüğündedir. Dünyamızın uydusu olan Ay'ın yüzeyi, meteorların çarpması sonucunda kraterlerle kaplıdır. Ay'da su yoktur. Ne var ki 1994 yılında atılan bir uydu bazı bölgelerinde toprak altında buzullar saptamıştır. Geceleri eksi 170 dereceye düşen ısı gündüzleri 200 dereceye yükselir. İç ısısı düşük olduğundan volkanik bir özelliği yoktur. Apollo uçuşunda 382 kilo taş toplanmış ve yapılan çalışmalarda bir yaşam izine rastlanmamıştır. Oluşumuyla ilgili üç iddia vardır. Birine göre, Dünya ve Ay 4,5 milyar yıl önce beraber oluşmuşlardır. Ay'ın dünyanın çekim gücüne kapılarak daha sonraları dünyanın uydusu haline geldiğine inananlar da vardır. Ama en son teori, dünyaya çarpan dev bir asteroitin onu dünyadan kopardığıdır. Teoriler ne olursa olsun, dünyada bir yaşam olmasında ayın da bir rolü olduğu bilinmektedir. Dünya ekseninin eğikliğini temin etmesi gezegenimizde mevsimlerin ve yaşamın olmasına katkıda bulunmuştur parlaklığı güneşten aldığı ışınları yansıtması sonucudur. Ayda hava yok, tabii ses de. Yüzeydeki toz ne rüzgardan uçuşuyor ne yağmurdan ıslanıyor. Buradaki bir ayak izi bile milyonlarca yıl olduğu gibi kalır. 1969 yılı uzay çalışmalarında yeni bir devrin açıldığı yıl oldu. Neil Armstrong ve arkadaşı aya ayak bastılar. Araçları Apollo 11, görevleri ayı tanımak ve tanıtmaktı. Ayda 3 saat kaldılar ama bu garip havasız ortamda diktikleri bayrağı bile ancak bir telle bağlayarak dalgalanır havası verebildiler. Burada ne masmavi bir gök ve deniz, ne yemyeşil bir doğa vardı. Nefes kesen bir görüntüydü onları karşılayan.